Hikaye vardır sayın seyirciler. Asker şehit olur ama silahını elinden bırakmaz. Öylece morga kaldırırlar. Bu defa komutanı gelir, o da dener ama olmaz. Sonra olmayacak bir şey olur. Komutanı görev bitti asker silahını bırak diye emir verir ve bir anda şehidin parmakları gevşer, silahını bırakır. Aslında o hikaye gerçek ve hikayenin baş kahramanı da 1996 yılında 26 askeriyle birlikte şehit düşen Asteğmen Sunay Civan. Asteğmen'di Sunay Civan. Tertemiz kalbi vardı. Çiçeği burnunda, delikanlıydı. Asteğmen Sunay Civan, herkesin duyduğu ama inanamadığı hikayenin baş kahramanıydı o. Naaşından silahını alamadı arkadaşlar. Sanki parmakları kenetlenmişti. O şekilde morga kaldırdılar. 1996 yılında 26 askeriyle birlikte Bingöl kırsalında pusuya düşmüştü Asteğmen Civan. Son mermisine kadar savaştı. Ama askerleriyle birlikte şehit düştü. Albay Erhan Altınok, Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında onun hikayesini paylaştı. Şehidin emir alana kadar silahını bırakmadığını anlattı. O konuştukça dinleyenler gözyaşlarına boğuldu. Komutanı geldi sonra. O da denedi silah almayı. Şehidimiz silahını yine bırakmadı. Olmayacak bir şey oldu. Seslendi komutanı Sunay'a. Görev bitti asker. Silahını bırak. Ve Sunay'ın gevşedi parmakları. Tesadüftür belki de. Kim bilir? Belki de tevafuktur. Etkinlikte gaziler de unutulmadı. Albay Altınok, Ankara'da iki gaziye yönelik saldırıyı hatırlattı. Birileri, o gaziye bırakın laf söylemeyi, el kaldırabiliyor. Bizim için savaşanlara, biz sahip çıkmazsak, elini kullanamayana el olmazsak, yürüyemeyene ayak olmazsak, konuşamayana dudak, göremeyene göz olmazsak, onlara kim sahip çıkacak?